İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan 6. Yaz Üniversitesi Ermeni mirasının korunmasına adanmıştır. Nelli Harutunyan, etkinlik Ermeni topluluklarının birliğine ve uluslararası görünürlüğün artmasına katkıda bulundu. Tarihçi Aşot Harutunyan, Sev Antlaşması'nın uygulanmasının önemini anlatıyor. Doğu Ermenistan, Ani Köprüsü'nün restorasyonunun versiyonunu Türkiye'ye iletmiştir. Artsak içimizde yaşamalı ki bir gün biz de Artsak'ta yeniden yaşayalım. Ahalkalak Spor Kompleksi sporcusu Artüş Gomtsyan, Uluslararası Boks Turnuvası'nda finale yükseldi. Hollanda Krallığı'nın Doğu Ermenistan'a yeni atanan Büyükelçisi Arminosit Anıtı'nı ziyaret etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi, Ermeni mirasının korunması ve geliştirilmesine yönelik 6. Yaz Üniversitesi'ni 8 Eylül 2024 tarihinde Lyon'daki Notre Dame de Narek Ermeni Kilisesi'nde düzenledi. Bu yılki Yaz Üniversitesi'nin ana teması Birleşmiş Milletler'de Ermeni çıkarlarının korunmasıydı etkinliğin amacı Ermeni sorunlarının uluslararası korunmasının tartışılması ve Ermeni topluluklarının uluslararası sahnede sesinin güçlendirilmesiydi. Etkinlik Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan'ın konuşma yaptığı görkemli açılış töreniyle başladı onlara Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Büyükelçisi Guillermo Karamanyan da katıldı. Konuşmacılar konuşmalarında Ermeni halkının haklarını korumanın zorluklarını ve başarılarını özetlediler. Konuşmaların ana odağı Sevr Antlaşması oldu. 10 Ağustos 1920'de imzalanan ve bir tarihi belge olarak Sevr Antlaşması, Batı Ermenistan Devleti'nin bağımsızlığını tanıyan ve topraklarını tanımlayan uluslararası belgelerden biridir. Antlaşma, Ermenistan'a ilişkin hükümlerin uygulanması halinde Ermeni halkının haklarının tanınması açısından büyük önem taşımaktadır. Etkinlikte, Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında kurulan ve Ermeni gönüllülerin katılımıyla Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan Doğu Lejyonu'na da gönderme yapıldı. Ermeni lejyonerlerinin cesareti ve yorulmak bilmez hizmetleri, Ermeni meselesine uluslararası ilginin artmasına ve gelecekteki Ermeni Devleti'nin kurulmasına yönelik çabaların atmasına katkıda bulundu. Etkinde, Batı Ermenistan'ın Yerevan'daki temsilciliğinin Zoom platformundaki üyelerinin yanı sıra Artsax'tan temsilciler de katıldı. Sonunda çeşitli tartışmalar ve soru-cevap oturumları gerçekleşti. Katılımcılar, tartışılan konuları derinlemesine inceleme ve görüş alışverişinde bulunma fırsatı buldu. Etkinlik, Ermeni sorunlarının uluslararası görünürlüğünün artmasına ve Ermeni topluluklarının birleşmesine katkıda bulundu. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi'nin Ermeni mirasının korunmasına yönelik 6. Yaz Üniversitesi 8 Eylül 2024 tarihinde Lyon'daki Notre Dame Dönnare Kilisesi'nde düzenlendi. Etkinliğe farklı ülkelerden Ermeni cemaatlerinin temsilcilerinin yanı sıra Ermeni halkının haklarının korunmasındaki zorlukları uluslararası platformlarda tartışan konuşmacılar katıldı. Etkinliğin ardından konuşan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Bayan Harut Dünyan etkinlikle ilgili görüşlerini dile getirdi. Harut Dünyan etkinliğin Ermeni topluluklarının önemli konularda tartışmada bulunma ve ortak ses ile hareket etme konusundaki hazırlığını ve birliğini gösterdiğini kaydetti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Nelli Harut Dünyan, Ermeni çıkarlarının uluslararası alanda korunmasının öncelikli bir konu olmaya devam ettiğini, bu tür etkinliklerin bu sürecin etkinliğine büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi. Etkinliği düzenleyenlere de özellikle teşekkür eden Arı Dünyan, özverili çalışma ve çabalarının etkinliğin başarısına büyük katkı sağladığını kaydetti. Nelli Harut Dünyan, bu etkinlik yalnızca Ermeni sorunlarının uluslararası görünürlüğünü artırmakla kalmadı. Aynı zamanda Ermeni topluluklarını birleştirerek gelecekteki işbirliği için güçlü bir temel oluşturdu, dedi. Şuşi Yurtseverler Birliği Başkanı Tarihçi Aşot Ardünyan, Sev Antlaşması'nın önemi ve uygulanmasının gerekliliği konusunda şu görüşleri dile getirdi. Bu belge Ermeni halkının tarihinin ve haklarının korunması açısından hayat öneme sahiptir. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Serp Antlaşması, Batı Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve topraklarını tanımlayan uluslararası hukuki bir belgedir. Antlaşma hiçbir zaman hayata geçirilmemiş ve uygulanmamış olarak kalmış olsa da bugün hala Ermeni halkının haklarının korunması ve yeniden yapılanmasının temelini oluşturan önemli bir belgedir tarihçi Aşot Harutunyan, Sef Antlaşması'nın yalnızca Batı Ermenistan'daki Ermeni halkının vatanseverlik haklarını güvence altına almakla kalmayıp, aynı zamanda Doğu Ermenistan ve Arsak'ın karşı karşıya olduğu mevcut zorluklarla da doğrudan ilişkili olduğunu kaydetti. Harutunyan, Azerbaycan birliklerinin tarihi vatanımızın önemli bir bölümünü işgal ettiği ve Ermeni halkının yeni zorluklarla karşı karşıya olduğu bir durumdayız dedi. Bugün Arsak'ın, Şuşi'nin ve diğer Ermeni topraklarının kurtuluşunu gerçekleştirmek için her zamankinden daha fazla askeri, siyasi ve ekonomik hukuki faktör haline gelmeliyiz. Bu sadece atalarımıza karşı bir görev değil, aynı zamanda bizim için de bir zorunluluktur. Ermeni halkı olarak varlığımız için, haklarımızı savunmak için birlik olmalı, güçlü ve kararlı olmalıyız. Haruk Ermeni milletinin düşmanlarının bizi yok etmek için birleştiği günümüzde, Ermeni halkının ayrı vatan topraklarını birleştirmek için mücadele etmesinin hayatı bir zorunluluk haline geldiğine inanıyor. Tarihçi sözlerini, konuşmaktan pratik adımlara geçmenin tam zamanıdır diye tamamladı. Doğu Ermenistan, Ani Köprüsü restorasyonunun kendi versiyonunu Türkiye'ye aktardı. Bu durum Sputnik Armenya'nın sorusuna yanıt olarak Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bildirildi. Ancak Ani'nin Batı Ermenistan'ın tarihi bir parçası olduğunu ve bu alandaki herhangi bir restorasyon girişiminin Batı Ermenistan hükümetiyle mutabakata varılması gerektiğini vurgulamak önemlidir. Ayrıca bu tür projelerin Ermeni kültürel mirasının uygun şekilde korunması için uluslararası gözetim ve katılım gerektirdiğinden UNESCO'nun bu konudaki cevabını da bekliyoruz. Biziz bizim arsahımız konulu etkinlik 7 Eylül'de Yerevan'da düzenlendi. Bu etkinliğin organizatörlüğünü etkinliğin gerçekleştiği Yeras Parkı yaptı. Arta içimizde yaşamalı ki bir gün biz de Artahta yeniden yaşayalım. Organizatörler bu sloganla Artağın tadı ve kokusunu, şarkısını ve konuşmasını tek bir yerde topladılar. Organizatörler paha biçilmez mirasımız ve tarihimizin taşıyıcıları olduğu ve nesilden nesile aktarıldığı, korunduğu ve her gün anıldığı sürece yaşayacaklarına inandıklarını ifade ettiler. Bugünlerde Gürcistan'da Halkalak Spor Kompleksi öğrencilerinin katıldığı Georgi Kandelaki'nin adını taşıyan uluslararası bir boks turnuvası düzenleniyor. Bugünkü mücadele sonucunda Artuş Gomtsyan finale yükseldi. Arşak Elisbaryan ve Artuş Gomtsyan bugün finale çıkmak için mücadele etti. Arşak Kazakistan'dan bir yarışmacıya yenildi. Artuş ise Kutaisi'den bir sporcuyu yenerek finale yükseldi. Turnuvada daha önce iki maça çıkıp ikisini de kazanan Gor Ayvazyan finale yükselmişti. Batı Ermenistan Ermeni sporculara başarılar diler. Hollanda'nın yeni atanan Büyükelçisi Marik Ariet Monro Winter, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid anıtını ziyaret etti. Burada müze müdürü Edita Gzoyan ve Müdür Yardımcısı Lusine Abrahamyan tarafından karşılandı. Büyükelçiye Anıt Kompleksinin kuruluş tarihini Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosid'in tarihini anlattılar ve Arta halkına uygulanan soykırımı ve Bakü'nün düzenlediği Arta Savaşı kurbanlarına adanan anıtlarla tanıştırdılar. Büyükelçi anıta çelen koydu ve kurbanlar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ayrıca müzeyi gezerek onur konuğu anı defterine not düştü. Büyükelçiye Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit'le ilgili kitaplar hediye edildi. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın. kalın.